vesaire. Merhaba, vesaire başladı. Program yapımcımız Muhammed Ersintoy, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Süha Öner. Hepinize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Sayın dinleyiciler, tarihin akışı içerisinde Anadolu toprakları, özellikle Selçuklular ve Osmanlılar zamanında sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal, bilimsel ve diğer yönlerden büyük bir merkez haline gelmiştir. Selçuklular döneminde Anadolu'ya gelen, bu ülkenin fethinde ve İslamlaşmasında rol oynayan Türkmen şeyhleri, dervişleri, erenleri, diğer bir ifadeyle Türk mutasavvıfları, İslamiyet'in inanç, düşünce, pratik ve duygu boyutlarında insanlara rehber olmuşlardır. Anadolu'nun göbeğinde, Ankara'da insanlara rehberlik etmiş ve onlar için manevi bir güç ve dayanak teşkil etmiş olan Hacı Bayram Veli'nin hizmetleri çok önemlidir. Bilmek istersen seni, can içre aracağını, geç içinde bul anı, sen seni bil, sen seni diyerek insani olgunlaşma sanatının kendini bilmekten hareketle gerçekleşebileceğini belirten Hacı Bayram Veli, çevresindeki insanların piri, hocası, ışığı olmuştur. Halka hizmet, hakka hizmet prensibine hayatı boyunca tam anlamıyla bağlı kalmış, insanların ve insanlığın derdiyle dertlenmiş, onların maddi manevi tüm sorunlarına çare olmaya çalışmıştır. İçinde hissettiği bitmez tükenmez manevi güçle ilerleyen yaşına rağmen bıkmadan, usanmadan irşat faaliyetlerine devam etmiş, Anadolu insanını birbirine kenetlemiş, böylece devletin bekasını sağlamakta da önemli bir görevi yerine getirmiştir. İşte bugün vesaire programında Anadolu'da doğmuş, büyümüş, yetiştiği topluma hizmet etmiş Hacı Bayram Veli'nin hayatını, fikirlerini, kurmuş olduğu tarikati, tasavvufi öğretilerini ve günümüzde Hacı Bayram Veli'nin önemini Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Oğuzhan Aydın Beyefendi ile konuşacağız. Sayın Aydın, saygılar sunarız efendim, merhaba. Hürmet ediyorum Şuha Bey, şahsınızda bütün TRT Radyo 1'de bizi dinleyen Anadolu'muzun 7'den 70'e vatandaşlarımıza, Anadolu'nun manevi mayasını mayalayan gönüldaşlarımıza şükranlarımızı aracılığınızla arz ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Saygı bizden Oğuzhan Bey. İyisiniz inşallah. Hamdolsun, Allah'a şükür iyiyiz. Duamız odur ki günümüz günümüzden hala olsun. Bayrağımız her daim dalgalansın. Minarelerden okunan ezanı Muhammediye sesi hiç susmasın. İlelebet var olalım. Devlet ebed müddet geleneğini yaşayalım kalbimizde, bu hislerle coşalım diyoruz. Şimdi biz giriş olarak biraz bahsettik Hacı Bayram Veli Hazretlerinden. Ama sizin tanıtmanızı isteyeceğiz dinleyenlerimize. Kimdir Hacı Bayram Veli? Hacı Bayram Veli aslında İstanbul'un fethine de vesile olan kişi işin esasında. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, Ankara'nın başkent olmasına da vesile olan kişi. Oraya gelmeden evvel bir Hacı Bayram Veli portresi çizmek istiyorum. Hacı Bayram Veli esas ismi Numan bin Ahmet'tir. 1352 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Zülfadıl köyünde doğar. Ama Zülfadıl'ın yanında bir Acca deresi var. Hacı Bayram Veli'nin, yani Numan bin Ahmet'in doğmadan kerametleri görülmeye başlamıştır. Numan bin Ahmet'in annesi Hacı Bayram'a, yani Ahmet'e hamileyken Acca Deresi'nin yanında gidip gelirken, Acca Deresi'nin yanında eşkıyalar Hacı Bayram'ı ve annesini sıkıştırırlar. Sıkıştırınca annesinin karnından bir ses gelir. Ses şudur: bu bir veli annesidir, bu anneni anneye zarar vermeyin. Ve eşkıyalar Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin annesinin yanında adeta boyunlarını bururlar, dizlerini bükerler ve Hacı Bayram Veli'nin annesinden af dilerler. Daha doğmadan kerametleri görünen bu mübarek veli 1352-1353 yıllarında Ankara'nın Çubuk'ta doğar. Ve ilk eğitimini Koyunluca Ahmet olan babasından alır, hafızlığını tamamlar ve öyle bir duruma gelir ki
artık 40 yaşına ulaştığında medresede bugünkü profesör unvanını alır. Ankara Medresesi'nin, Kara Medresesi'nin en önde gelen hocalarından olur. Hacı Bayram-ı Veli zahiri ilimlerde zirveye çıkmıştır, zirve noktaya oturmuştur. Ama Hacı Bayram'ıma bir ses gelir, bir çağrı gelir. Nereden ses gelir? Aksaray'dan ses gelir. Somuncu Baba Hazretlerinden, yani Somuncu Baba mahlasıdır. Esas ismi Şeyh Hamidüddin Aksaray Hazretleridir. Şücai Karamani adlı öğrencisiyle Ankara'da Numan bin Ahmet'e daha Hacı Bayram-ı Veli olmamış haber gönderir. Haber şudur, gelsin bizim talebemiz olsun. Gelsin tasavvufta, batini ilimlerde derinleşsin. Düşünsenize Süha Bey, bir profesörsünüz ve o makamınızı, rektörlük payenizi bu sesin üzerine, bu çağrının üzerine terk ediyorsunuz. Bütün şöhretinizi ayaklarınızın altında çiğniyorsunuz ve Somuncu Baba'nın çağrısına kulak asıyorsunuz. 40 yaşında bu makamı, mansıbı bırakarak Şücai Karamani'nin aracılığıyla Aksaray'a gidiyorsunuz. Bir kurban bayramı vaktidir. Somuncu Baba Hazretleri kurban bayramı olduğu için demiş ki Hacı Bayram'ı görür görmez, bugün iki bayramım var. Birincisi kurban bayramı, ikincisi de Numan bin Ahmet'in bizim dergahımıza gelmesi. Ve artık Hacı Bayram-ı Veli zahiri ilimlerin yanı sıra batini ilimlerde adeta pişmeye başlar. Somuncu Baba onu irfan eğitiminden, irfan dergahından geçirmektedir. Aksaray'dan Bursa'ya taşınırlar. Tabi devrin hükümdarı Yıldırım Beyazıt'tır ve Bursa'nın manevi mihmandarı Emir Sultan Hazretleri'dir. Aynı zamanda Emir Sultan Hazretleri Buhara'dan gelmiş. Buhara'da Şah-ı Nakşibend'in hocası Emir Külal Hazretleri'nin de oğludur. Yıldırım Beyazıt'ın kızını almış. Her iki yönden de hem devlet geleneğindeki yönüyle hem de manevi anlamda öndedir. Bu arada Somuncu Baba talebesi Hacı Bayram Veli'yi yetiştirmektedir. Ama kimseye sırlarını ifşa etmemektedir. Halktan gizlenmektedirler. Bir fırın kurarlar, Somuncu Baba ile Hacı Bayram Veli ikisi birlikte ekmek pişirir satarlar. Bu arada da Somuncu Baba'nın manevi tezgahından Hacı Bayram geçmeye başlar. Daha da derinleşir, gün geçtikçe derinleşir. Bursa'da Yıldırım Beyazıt Han Ulu Camii bitirdikten sonra damadı Emir Sultan'a der ki, bu cuma günü Ulu Camii açacağız. Sen de Bursa'nın en önde gelen manevi öncüsün. Sen cuma namazını kıldıracaksın der. Yalnız Emir Sultan der ki, sultanım bu beldede benden büyük irfan sahipleri, alimleri var. Kim diye sorunca der ki, Somuncu Baba ismiyle maruf Şeyh Hamidüddin Aksaray Hazretleri var. Öyleyse git ona söyle, o gelsin kıldırsın. Emir Sultan Yıldırım Beyazıt'tan aldığı bu emri Somuncu Baba'ya iletir. Somuncu Baba karar vermekte zorlanır. Der ki, eğer gelir hutbeyi irad edersek, minbere çıkarsak sırrımızı ifşa etmiş oluruz. Yok eğer gelmezsek sultanın emrini çiğnemiş oluruz. En sonunda istişarenin sonucunda karar verirler ve sultanın emrine riayet eder. Hacı Bayram Veli talebesi Ulu Cami'ye gelirler. Ulu Cami'de minbere çıkar. O güne kadar Bursa Ulu Camisi'nde böyle bir hocayı veya başka camilerin minberlerinde, mihraplarında, vaiz kürsülerinde böyle bir hocaya rastlanmamış. Somuncu Baba o gün hutbede Fatiha-i Şerif'in 7 değişik manasını açıklar. O güne kadar halk 2 manasını ya da en fazla 3 manasını dinlemiş. Batini manalarını da dinleyince Somuncu Baba daha minberden inmeden herkes ayağına eline koşar. Ve Somuncu Baba namazdan sonra Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ile Bursa'dan ayrılmak zorunda kalırlar. Der ki, artık sızımız ifşa oldu, biz bu ellerden gidelim. Nereye giderler? Hicaz'a giderler. Hicaz'daki vakitleri tam 3 yıl sürer. Yıl 1400'dür gidiş tarihleri, dönüş tarihleri 1403'tür. Hem orada büyük alimlerin sohbet halkalarına, irşat halkalarına karışırlar ve artık Somuncu Baba ile Hacı Bayram-ı Veli Ankara'ya döndüklerinde Hacı Bayram-ı Veli olgunlaşmış,
ve Somuncu Baba artık kendi yerini ona bırakmış durumdadır. Ama burada önemli bir faktör var, önemli bir anekdot var. Anekdot ne? Timur gelmiş, 1402'de Yıldırım Beyazıt'la Ankara Savaşı'nı yapmış, savaşı kazanmış. Fakat Timur yanında alim, sanatkar, zanaatkar, ahi, mütefekkir getirememiş. Bilakis Ankara'da ne kadar alim, mütefekkir, şair, zanaatkar, evliya varsa onları alıp Türkistan'a götürmüş. Ankara, Yıldırım Beyazıt savaşı kaybettiği gibi manevi olarak da boşalmış. Ankara'yı yeniden diriltmeye birisinin ihtiyacı var. Kanaatimce Cenab-ı Hak Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini nereye saklamıştı? Ankara'ya saklamıştı. O mübarek Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Ankara'ya Somuncu Baba'nın irşat yetkisini vermesiyle artık 1402'den sonra, 1403 yılından sonra Ankara'daki insanları eğitmeye başlar. İlimde, irfanda, hikmette talebeler yetiştirmeye başlar. Ahiliği tekrar yeniden canlandırır ve Ankara'nın manevi fethini aslında yeniden tamamlar. Fetret devrinin bitmesine de Hacı Bayram-ı Veli vesile olmuştur. Onun talebe hareketiyle, ancak talebe yetiştirirken alın terine çok önem verir. Şu şeyden hiçbir zaman vazgeçmek, şu idealden. Vazgeçmediği ideal nedir? Eli Şah-ı Nakşibend'in idealidir, felsefesidir. Elin karda olsun, gönlün yarda olsun. Devamlı çiftçiliğe insanları özendirir. Kendisi de çiftçilik yapar bizzat. Ankara'nın, Ankara Ovası'nın tarlalarını ekmekte, buğday ekmekte en ön plana çıkar Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri. Tabii fetret devri bitmiştir. Çelebi Mehmet'ten sonra oğlu Sultan II. Murat tahta çıkar. Sultan II. Murat Hacı Bayram-ı Veli'nin ününü işitir ama olumsuz manada Hacı Bayram-ı Veli'yi olumsuzluk olarak gösterirler. Derler ki bir veziri II. Murat'ın, sultanım Ankara'da Hacı Bayram Veli isminde bir müddei çıkmış, insanlar isyan ettirmekte, insanları size karşı kışkırtmaktadır demektedir. Bunun üzerine vezirine emreder, onu alın gelin. Vezir adamlarını gönderir Ankara'ya. Hacı Bayram Veli o arada salatalık tohumu ekmektedir. Derler ki sultan sizi çağırıyor. Der ki sultanın huzuruna eli boş gitmek olmaz. Şu tohumu atalım, şu tohumu saçalım. İnşallah bunun neticesini alır gibidir. İnanmazlar, bu ne diyordur. Yani salatalığın yetişmesi için bir ay zaman lazım. Ama Allah'ın lütfuyla Hacı Bayram bir keramet gösterir. Salatalıkları 5 dakikanın içerisinde toparlar. Ve zaten Hacı Bayram'ın nurani bir kişi olduğunu, böyle bir hareket içerisinde, devlete karşı bir hareket içerisinde bulunmayacağını anlarlar. Çok hürmet ederler. Sultan II. Murat'ın Edirne başkenttir Osmanlı'nın, sarayına gidince Sultan II. Murat da onun manevi tesiri altında kalır, ayağa kalkar. Tabii o arada vezir bu işi kıskanır, bir şerbet hazırlar getirir. Şerbeti Hacı Bayram içerken besmeleyi çeker, der ki biz içelim zehri başkasına olsun. İçine vezir zehir katmıştır. Hacı Bayram şerbeti içer fakat oradaki vezir zehirlenip ölür. Çokça ikram eder Hacı Bayram'a Sultan II. Murat. Sultan II. Murat ikramının neticesinde der ki hocam sana hediyeler vermek istiyorum, sana altınlar vermek istiyorum. Ne, hiçbir şeyi kabul etmez. Peki der hocam, şunu kabul etmeni istiyorum. Sana kim talebe oluyorsa onu vergiden ve askerlikten muaf tutalım. Hacı Bayram-ı Veli sultanın bu teklifini reddedemez, kabul eder. Ankara'ya döner. Ankara'da ihya ve inşa faaliyetlerine tekrar yeniden başlar. Tabii binlerce talebesi olur. Talebesi de Sultan Fatih'in hocası Akşamseddin Hazretleri'dir. Sultan II. Murat'tan bir mektup gelir. Der ki hocam ne kadar talebeniz varsa bize bildirin. Onları askerlikten ve vergiden muaf tutalım der. Bunun üzerine Sultan Hacı Bayram Veli Sultan, manevi sultan talebesi Akşamseddin'i alır. Der ki bütün Ankara talebemiz.
Bunlara bir imtihan yapmamız lazım. Bizim asıl talebemiz kim? Bizim talebeliğimize kim layık? Ve bugünkü İbn Sina Hastanesi'nin olduğu yerde, dün Kanlı Göl denilen mevkide bir çadır kurdurur. İçine bir kurbanlık koyunu getirtirir. Hacı Bayram Veli der ki, bir rüya gördüm. Rüyama göre bana kim hakkıyla talebe ise onu Allah için kurban edeceğim. Tabii bunu duyan halkın üçte biri der ki, Hacı Bayram Veli kafayı yemiş, orayı terk ederler. Üçte biri de tereddüt içinde beklemektedirler. Acaba kim çıkacak? O arada bir erkekle bir kadın koşar çadıra. Oradaki halk seyretmektedir. Çadıra girince akşam settine der ki, kes kurbanı. Kurban kesilir. Kanı çadırın altından süzülünce oradakiler der ki, Hacı Bayram kafayı yemiş. Onlar da terk ederler. Tabii kesilen kurbandır. Hacı Bayram Veli der ki akşam settine, yaz yavrum, iki talebemiz var. Orada akşam settin üzülür, müteessir olur. Der ki, hocam yıllardır çalışıyoruz, iki talebe için mi? Der ki, evladım, iki talebeyi de kurtardık ya, iki talebe de bizim gerçek talebemizmiş ya, bu bile yeter. Çalışmaya, mücadeleye devam edeceğizdir. Orada akşam settine mücadele aşkını öğütlemiştir. Hacı Bayram Veli sözlerimin başında Süha Bey, dedim ki Hacı Bayram Veli İstanbul'un fethedilmesinde ve Ankara'nın başkent olmasındaki rolü büyük. Bunlar neden? İki sebepten dolayı. Birinci sebebi şu, Sultan Fatih daha kundaktayken Hacı Bayram Veli Edirne'deki sarayda, Sultan II. Murat Hazretleri de İstanbul'u fethetmek istiyor. Peygamberimizin İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker, orayı fetheden kumandan ne güzel kumandan, hadis-i şerifine mazhar olmak istiyor. Ama Hacı Bayram Veli Sultan II. Murat'a diyor ki, sultanım boşuna uğraşma, İstanbul'un fethini sen de göremeyeceksin, ben de. Benim yanımdaki şu köse, talebesi Akşamseddin'i kastederek, senin kundağında da ese var, onu kastederek İstanbul'un fethini bunlar görecek ve İstanbul'un fethi senin kundaktaki bebeğine nasip olacak. Der ki, hocam benim eksiğim ne ki, bu benim yavrum daha kundakta. Diğer çocukları nasıl yetiştirdiysek, bu daha kundaktaki bir çocuk. Bunun ne özelliği var ki? Der ki, git annesine sor. Hanımına gelir sorar. Der ki, hocam Hacı Bayram Veli böyle bir müjde söylüyor. Sebebi nedir? Hanımı tarihi bir cevap verir. Der ki, sultanım ben bu çocuğa hiç abdestsiz süt emzirmedim. Ve her emzirdiğimde besmeleyi çektikten sonra, ya Rabbi bu benim yavruma İstanbul'un fethini nasip ettir. Ve işte Hacı Bayram Veli'nin kerameti 1453 yılında ishar olur. Sultan Fatih İstanbul'u fetheder. Ama önde kim var? Manevi Sultan Hacı Bayram Veli'nin talebesi, Sultan Fatih'in hocası Akşamseddin Hazretleri var. Hatta Ayasofya Camii de kiliselikten fethin sembolü olarak, kılıç hakkı olarak Osmanlı'ya geçer ve Sultan Fatih orada minberde hutbeyi irad eder. Akşamseddin Hazretleri de cumayı kıldırır. İşte o günden bugüne Ayasofya Camisi'nin tekrar yeniden asli unsuruna, cami unsuruna kavuştuğu için de bu vesileyle mutluluğumuzu bildiririz. Çünkü Sultan Fatih kim bu Ayasofya Camisi'ni başka bir amaçla kullanırsa, müzeye, kiliseye, başka bir şekle ve mekana dönüştürürse, Allah'ın, meleklerin, peygamberin laneti onun üzerine olsundur. Ve bunun ifadesini de 86 yıl sonra bu bela, bu kara bulutlar bizim üzerimizden kalkmıştır. Bunu da buradan söyleyelim. Peki Hacı Bayram Veli'nin Ankara'nın başkent olmasındaki rolü ne? Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara'da bütün eğitimini, ilim, irfan mektebini Ankara'da tamamlar. Oradaki medresede hocalık yapar. Oradaki medresede öğrencilerini yetiştirir. Ve Hacı Bayram Veli 1432'de de Ankara'da vefat eder. Türbesi de bugün Ulus'tadır. Hatta bir şair der ki, Poyrazoğlu zaman dağarcığında, yıllar ötesinde sırlar çağında, Ankara'nın başkent olacağında var himmeti Hacı Bayram Veli'nin. Ankara başkent olmadan 100 yıl evvel Bitlisli Müştak Baba bir şiir yazar.
Şuha Bey, şiir şudur. Ankara 100 yıl sonra başkent olacak Ebced hesabına göre. Çünkü Hacı Bayram-ı Veli'nin talebesinin yüzü suyu hürmetine İstanbul'un fethi, Osmanlı'nın başkenti olarak İstanbul bu millete nasip olmuş. Allah Akşam Seddi'nin hocası Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin hürmetine de bu milletin başkentliğini Ankara yapacaktır. Hakikaten 100 yıl sonra Ankara başkent olur. Ve Mustafa Kemal Atatürk millet meclisini açınca, yani meclisimizin açılışının bu sene 100. yılını idrak ettik. Atatürk silah arkadaşlarıyla Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazını eda ederler. Sancağı şerifi ellerine alırlar. Ve Hacı Bayram Veli Camisi'nin önünde kurbanları keserler. Tekbirlerle birlikte birinci meclisin açılışına giderler ve Hacı Bayram Veli Camii'nden getirilen sancağı ve Kur'an-ı Kerim'i de meclis kürsüsünün üzerine koyarlar. Demek ki İstanbul'un fethinin müjdesini veren ve Türkiye'nin başkenti Ankara'nın olmasına vesile olan manevi cephede hiç şüphesiz Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin önemli rolü vardır. Anadolu'muzu mayalayanların başındadır. Bizim Anadolu'nun 4 temel direği vardır. Bu 4 temel direkten biri hiç şüphesiz Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli'dir. Kastamonu'da Hacı Şaban-ı Veli'dir. Bugün Nevşehir Hacı Bektaş'ta Hacı Bektaş-ı Veli'dir. Dördüncüsü de Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli'dir. Anadolu'nun manevi mihmandarlarını sizin aracılığınızla, TRT'nin aracılığıyla anmak bizi hakikaten bahtiyar etmektedir. Bizler Hacı Bayram-ı Veli'nin felsefesini anlamak zorundayız. Hacı Bayram-ı Veli ardından bizlere neler bıraktı? Eserlerinin yanı sıra 3 temel prensip bıraktı. Hacı Bayram-ı Veli bu 3 temel prensipten hiçbir zaman ayrılmadı. Bunlardan biri devletin sürekliliği, yani Türk diye geleneğidir. Türklerde devlet ebed müddettir. Devlet sürekli olacaktır. Çünkü biz başka milletler gibi 300-500 senelik bir millet ya da 200-300 senelik bir devlet değiliz. Bizler milletlerin ortaya çıkışından bugüne Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya geldik. 1064'ten beri Anadolu'dayız ve 5000 yıldır varız ve her zaman Türkler devlet kurmuş, hiçbir zaman devletsiz kalmamış. Onun için bizim medeniyetimizde Hacı Bayram-ı Veli'nin öğütlediği gibi devlet sürekliliği önemlidir. İkincisi yerliliktir. Yerlilik, milletimiz yerli ve milli olmalıdır. Milletin temel kodlarına, değerler eğitimine, değerlerine dönmesi gerekmektedir. Bu hem aile yapısıyla, hem insanın karakteri ve kişilik yapısıyla, sonra bizler sosyal cemiyet insanları, sonra bizim medeniyetimizin temelinde merhamet medeniyeti var, temizlik medeniyeti var. Bu medeniyetin mensupları olarak milli ve yerliliği de bize bırakmış. Üçüncü bıraktığı bize gelenek, miras ise sünniliktir. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebine mensup olan biz Türkler, biliyorsunuz itikatta İmam Muhammed Maturidi Hazretlerini takip ederiz. İmam Maturidi Hazretlerinin mezarı nerededir? Semerkant'tadır ve bu sünniliğin geleneksel kodlarıdır. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri kendisi Bayramiye tarikatını kurmuş. Bayramiye, Nakşibendilikle Kadriliğin ortaklaştığı, onları birbirleriyle, ekollerini birbirleriyle ekleyerek yeni bir felsefe kurmuş. Ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin o günden bugüne onlarca, yüzlerce halifesi ve talebesi o geleneği, o tarikatı devam ettirmiş. Oğuzhan Bey, burada bir virgül koyalım. Hacı Bayram Veli'nin dizelerini bir ilahi formuyla Ahmet Özhan'ın sesinden dinleyelim, sonra sohbetimize devam edelim. Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, derdi gamınla doldu bu gönlüm. Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, derdi gamınla. Doldu bu gönlüm.
darboldu bu gönlüm. Gerçeğe yandı, gerçeğe yandı. Rengine aşkın, aşkın cümle boyadı. Matlabını hoş buldu bu gönlüm. Bayram imdi, bayram imdi. Bayram edersin, edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Dost ile bayram, bayram kıldı bu gönlüm. Sayın dinleyiciler, Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Oğuzhan Aydın Beyefendi ile Hacı Bayram-ı Veli'yi konuşmaya devam ediyoruz. Oğuzhan Bey, az önce ilahi dinlemeden önce Bayramiye tarikatinden bahsetmiştik. Onu ahilik felsefesiyle de birleştirerek Hacı Bayram-ı Veli'yi nasıl değerlendirmek istersiniz? Evet, Hacı Bayram-ı Veli'nin tarikatının esası, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, gönül yarda, elimiz karda. Ve sizler de ahiliği sordunuz. Ankara, Kırşehir, ahiliğin merkez şehirlerinden biri. Mesela ahilerin geleneksel bize bıraktığı öğütlerine, Hacı Bayram'ın veya Bayramilik tarikatının bize öğretilerine, bir defa en başta alın terine önem vermek, helal kazanca önem vermek, komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir anlayışını ideal olarak en başa getirmek, baş tacı etmek. Ve bir esnafın biri sabah eğer yevmiyesini kazanmışsa, hemen birisi geldiği zaman bir müşteri, ben bugün sabah siftahını yaptım, komşuma git diyor. Demek ki bir başkasını kendinden üstün görebilme. Ya da Anadolu'nun en önemli temel taşlarından biri, temel felsefelerinden, sözlerinden biri olan iyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı ifadesini kendine ne yapmak? Bir başucu sözü yerine getirmek. Her zaman iyiliğe iyilik etmişler ama kötülüğe de iyilikle cevap vermişler. İşte ahiliğin, Bayramiye tarikatının bize bıraktığı bu. Ve insan yetiştirmek önemlidir. Mesela Hacı Bayram-ı Veli'nin iki önemli talebesi var. Biri Ahmet Bican, biri Muhammed Bican. Biri Ahmediye adlı meşhur kitabın yazarı, biri de Muhammediye adlı kitabın yazarı. Ahmet Bican'la Muhammed Bican bu kitaplar bitince hocaları Hacı Bayram-ı Veli'ye getirmişler. Hocam kitabımız nasıl oldu? Hacı Bayram-ı Veli kitabı almış, incelemiş, ikisine de bakmış. Kitaplarınız çok güzel olmuş. Elinize, emeğinize sağlık. Ama bu kitapları yazacağınıza öğrenci yetiştirseydiniz, ardınızdan talebe yetiştirseydiniz daha iyi olurdu ifadesini kullanmış. Demek ki bayramilikte ve ahilikte usta-çırak ilişkisi çok önemli. İnsan merkezli, insanı yetiştirme merkezli. Bugün de 21. asırda 2020'de Türkiye'mizde yeniden ahiliğin kodlarına dönmemiz lazım. Yeniden usta çırak ilişkisinin temel felsefesine gitmemiz gerekiyor. Çırak çocuklukta ustasının yanında pişiyor. Babasına, annesine nasıl hürmet ediyorsa ustasına da öyle hürmet ediyor. Ustasından hem zahiri ilimleri, yani meslek bilimlerini öğrendiği gibi bunun yanı sıra değerleri ve ahlak felsefesini öğreniyor. Böylece bir kişi usta olduğunda elinde bir altın bilezik oluyor ama değerlerle mücehhez olan ve Anadolu'nun bütün geleneklerini kendisinde
mütemmim bir cüz olarak bulunduran bir nesil ortaya çıkıyor. Ondan dolayı da işte bizlerin bugünkü nesilleri yetiştirirken ahilikten ve usta-çırak ilişkisinden almamız gereken çok dersler var. Yani öğrenci ya da çırak muhakkak öğretmenini yüz yüze, gönül gönüle görmeli. Ya da çırak ustasının yanında muhakkak ne yapmalı? Pişmeli. Eskiden hem aşıklar olsun, hem alimler olsun, hem hocalar olsun, çırakları onlarla birlikte yola çıkarlar. Belki 3-5 ay seferleri sürer. Anadolu'yu dolaşırlar. Döndükleri zaman tekamüllerinde ve inkişaflarında birçok gelişmeyi ard arda görmekteyiz. Bizler yeniden bu kodlarla buluşmamız lazım. Eğer buluşursak Anadolu yeniden canlanır, yeniden kendine gelir. Usta çırağı olmayan, gelenekten kopuk, bireysel bir hayata çocuklarımızı yönlendirirsek geleceği inşa edemeyiz. Çuha Bey. Hocam, Hacı Bayram Veli'ye göre gönül nedir, kalp nedir, önemi nedir? Hacı Bayram Veli düşüncesinde kalple gönül arasında nasıl bir ilişki vardır? Son olarak bunu konuşalım. Hacı Bayram Veli'ye göre gönül çalabın tahtıdır. Çalap eski Anadolu Türkçesinde Allah'ın karşılığı. Gönül çalabın tahtıdır. Çalap gönüle baktıdır. İki cihan bet baktı, kim gönül yıkar isedir. Gönülde bütün pislikleri temizleyerek, maddi ve manevi pisliklerden sıyrılarak gönül kırmamayı öğütler. İnsanların dinlerinden, dillerinden, mezheplerinden, kültürlerinden dolayı hiçbir kimsenin gönlünü kırmayın. Devamlı gönüller yapın. Eğer gönülleri yıkarsak, gönülleri yıkmak Kabe'nin taşını yıkmaktan Hacı Bayram-ı Veli'nin öğretisine göre, Yunus'un öğretisine göre, Hacı Bektaş'ın öğretisine göre, Ahmet Yesevi'nin öğretisine göre daha kötü sayılmaktadır. Çünkü Kabe'nin taşını yıktığınız zaman onun telafisi var. Taşın yerine bir taş koyabilirsiniz. Ama bir gönülü yıktığınız zaman artık o gönlü yeniden tamir edemezsiniz. Onun için gönüller yapmak, gönle dünyevi hayatı, dünyevi menfaatleri gönülden çıkararak onun yerine Allah aşkını, peygamber aşkını ve Allah'ın yarattıklarının aşkını koymaktır. Yani Yunus'un da ifadesiyle yaradılanı hoş görmektir, yaradandan ötürüdür. Çünkü onu bir yaratan var. O eseri sanat eseri haline getiren, alemleri yoktan var eden Allah var. Herkes aynı kapasitede, herkes aynı kültürde, herkes aynı seviyede olamaz. Çünkü bu yaratılışa terstir. İsra suresinin 84. ayetinde de Cenab-ı Hak buyurur ki herkes şakülesine göre hareket eder. Şaküle nedir? Fıtrattır. Onun için insanların değişik hallerinden dolayı onları biz bugünün insanları olarak çok görmememiz lazım. Hoşgörüyle yaklaşmamız lazım. Bizler eğer bir işi düzelteceksek, bir işi ihya ve inşa edeceksek buna kendimizden başlamamız lazım. Eğer kendimizden başlarsak ve kendimiz her yönüyle ahiliğin, geleneğin, değerler eğitimini yaşayan birisi olarak, hani peygamberimizi sormuşlar da nasıl biriydi? Ayşe annemiz demiş ki o yaşayan canlı Kur'an'dı. Biz canlı Kur'an, canlı gelenek olduğumuz zaman zaten bizim etrafımız, efradımız, ayarımız da bizim bu hal ve hareketlerimizden dolayı bizi örnek alır. Yani söz önemlidir ama sözden önemli hal dilidir. Hal dili her dilin önündedir. Onun için bize bırakılan miras gönülleri yıkmama mirasıdır. Gönüller yapma mirasıdır. Ve gönlün hiçbir zaman Allah aşkıyla, Allah'ı düşünmekten başka da bir şeyle gönül avare edilmemesi gerekir anlayışı vardır. Sayın dinleyiciler, konuğumuz doçent doktor Sayın Oğuzhan Aydın'la Hacı Bayram-ı Veli üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, kalan süremizde 6-7 dakika süremiz kaldı. Hacı Bayram-ı Veli maneviyatının milli mücadeleye ve kurulan genç cumhuriyetimize etkilerini konuşalım mı? Evet. Hacı Bayram-ı Veli milli mücadelenin ateşinin yakılmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Çünkü
milli mücadelenin temel felsefesi Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesidir. Anadolu'nun kendi başında ayaklarının üzerinde durmasıdır. Anadolu'nun vatan hattına, vatan hududuna hiçbir zaman bir düşmanın ayağını bastırmamaktır. Ve Mithat Cemal Kuntay'ın ifadesiyle bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır anlayışıyla ortaya çıkmıştır. Milli mücadelede başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu'nun her bir tarafından, Maraş'ından, Antep'inden, Erzurum'undan, Sivas'ından, Ankara'sından, Balıkesir'de yeniden bir hareket başlamış. Hatta çoğunda düzenli ordu bile yok. Kendi kendilerini kurtarmışlar. Mesela Maraş 1920'dir Maraş'ın kurtuluşu. 15 Şubat 1920. Bu sene de 2020'de 100. yılını idrak ettik. Maraş'ın kurtuluşunda düzenli bir ordu yok. Fransızlara ve Ermenilere karşı Maraşlılar kendi ruhlarıyla, adeta ruh irfan hareketleriyle onları yenmişler. Belki Ermenilerin ve Fransızların ellerinde bulundukları silahlarının yarısı Maraşlılarda yok. Ama Maraşlılarda bir birlik ve beraberlik var. Ve şu slogan var, şu ideal var. Diyor ki Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz diyor. Bununla kurtuluyor. Erzurum'da bir Nene Hatun ruhu var. Nene Hatun çocuğunu, bebeğini, kundaktaki bebeğini biliyor sayın dinleyicilerimiz. Beşiğine koyuyor. Onu Allah'a emanet ediyor ama Aziziye kabiyalarından vatan savunmasına gidiyor. Vatan hududuna gidiyor. Aynı minvalde, Çanakkale'de Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gitmişlerdir. Onların hayali, İtilaf devletlerin, İngilizlerin hayali Çanakkale'yi geçip İstanbul'a gelip İstanbul Boğazı'nın önünde ayak ayak üstüne atıp kahvelerini yudumlamaktır. Ama milli mücadele kahramanları ve bizim ecdadımız Hacı Bayram yolunu takip edenler, Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesine inanan ceddemiz Seyit Onbaşı'nın şahsında adeta abideleşir. Seyit Onbaşı'ya 250 kiloluk topu attıran güç neyin gücüdür? İrfanın gücüdür, maneviyatın gücüdür. Görünenin arkasındaki görünmeyen güçtür. Mehmet Akif Ersoy milli mücadelede İstanbul'dan çıkmış, Ankara Taceddin dergahını merkez alarak Anadolu'nun her bir tarafını dolaşmış. Kastamonu'da kürsüye çıkmış, vaaz etmiş, Balıkesir'de minbere çıkmış, hutbe irad etmiş ve demiş ki aynen Sütçü İmam'ın idealiyle, Rıdvan Hoca'nın idealiyle demiş ki memleketin dağlarında, kalelerinde başka bayrak dalgalanırsa bizim üzerimizden namaz düşmüştür, sakıt olmuştur. Onun için ey milletimiz milli mücadele ateşini yakalım ve kendimizi düşman işgalinden kurtaralım. İşte Mehmet Akif'in yine ifadesiyle göğsünün bu Türk halkı, bu Anadolu insanı namahrem elini, Batı'nın, itilaf devletlerinin, düşmanların namahrem elini mabedinin göğsünün üzerine kondurmamıştır. Son nefesine kadar milyonlarca Anadolu'da şehit verdik, bedel ödedik. Bir memleketin, bir toprak parçasının vatan olması için benim kanaatimce 3 tere ihtiyacı var. 3 akan tere. Birisi alimin alnından akan ter, alın teri. Akıl teri, alimin aklından akan ter, akıl teri. İkincisi çiftçinin, zanaatkarın çalışırken akıttığı alın teri. Üçüncüsü vatan için, Allah için, bayrak için şehidin akıttığı kanıyla birlikte o son anda, son nefes halinde bu dünyadan öbür aleme, ebedi aleme göçerken akıttığı kanlı ter. Bu üç ter birleşince buralar bize vatan olur. Milli mücadelede Atatürk'ün Hacı Bayram Veli camisinde cumayı kılıp cumanın peşinde silah arkadaşlarıyla Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmaya gitmesi bir tevafukun eseri olamaz. Bu bir bilinçli harekettir. Bu milli yerli, görünenin arkasındaki görünmeyen güçleri birleştirerek
Anadolu'nun, Türkiye'nin, yeni Türkiye'nin kuruluşunun bir karinesidir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. İyi çalışmalar. Hürmet ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Sağ olun. Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Sayın Oğuzhan Aydın Beyefendi. Telefon konuğumuzdu. Muhammed Ersintoy, Mehmet Bahar, Süha Uner, saygılar sunarız. Hoşça vesair sona erdi.